Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Ermin Ataler. Bugün sizlere benden çokça istemiş olduğunuz kitaplık turu videosunu çekiyorum. İsterseniz çok uzatmadan hep birlikte başlayalım. Öncelikle en üst raftan başlamak gerekirse burada bir tane Harry Potter asam var. Genel olarak bu raf zaten Harry Potter koleksiyonumla ilgili bir raf. Bu asa bana arkadaşımdan hediye, Harry Potter'ın asası. Altında da özel koleksiyonlarımız var. Harry Potter ve Azkaban tutsağı, diğeri de Harry Potter ve Sırlar Odası. Harry Potter ve Lanetli Çocuk. Burada küçük bir Harry Potter defteri var. Melez Prens, Harry Potter ve Zümrüdüanka Kıyı Yoldaşlığı, Ateş Kadehi, Azkaban Tutsağı, Sırlar Odası. Aynı zamanda bunların özel versiyonu ve Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın İngilizcesi olan Harry Potter and the Philosopher's Stone. Burada da bana yine arkadaşımdan hediye olan bir tane Harry Potter'ın müzik kutusu var. Küçük bir tane süs var bu şekilde. Onun arkasında Gryffindor kupon var. Bu da bana yine arkadaşımdan hediyeydi. Koleksiyonumun geneli tamam olarak hediye bana. Burada bir tane oda kokusu var. Burada yine arkadaşımdan hediye olan bir tane termos var. Yine bu çapulcu haritası deseninde. Burada mürver asayı görüyorsunuz. Bu da yine arkadaşımdan hediyeydi. Ve de bu çanta var. Bu çantayı bana siz çok fazla sordunuz. Fakat ben bunu Türkiye'den almadım. Babamın bir arkadaşı bana yurt dışından hediye olarak aldı bu çantayı. Bu rafa geliyoruz. Burada da genel olarak koyu renkli kitaplarım var. Cadı Avcısı. İkinci kitabı olan Kral Katili. Bu seriyi seviyorum. Benim için eğlenceli bir fantastik seri. Gecenin Hikayesi Aylama. Neptün'ün Cinayeti. Çok sevdiğim bir kitap olmadı ne yazık ki. O yüzden yarım bırakmak zorunda kaldım. Söylemeyeceğine Sözler en duygusal ve en çok eğlendiğim korku kitaplarından bir tanesi. Sarayı. Sarayı sevmediğimden ötürü okumadığım Isabel. Kanka kitabı Saftir'in biraz daha gelişmiş hali olarak gördüğüm. Karantina 1, Karantina 2. Ve serinin büyük aşığı olmama rağmen beni bir tık hayal kırıklığına uğratmış olan Karantina 3. Hilekar ve devam kitabı olan Lider. Bu ikisi Türk bir yazar tarafından yazılmış. Bence çok eğlenceli bir fantastik seri. Bu bizim hikayemiz. Bunu da okurken çok eğlenmiştim. Ve Kaplan Yürekli Çocuk. Çok tatlı bir çocuk kitabı. Wonder Woman gerçekten okuması çok zevkliydi ve beni şaşırttı. Henüz okumaya zaman bulamadığım Batman Gece Gezen. Genç Şeritlerin birinci kitabı. Bunun yorumunu kanalımda bulabilirsiniz. Aynı şekilde Genç Şeritlerin ikinci kitabı Gül Cemiyeti. Bunu da okudum ama sanırım sizlere ayrı bir yorum videosu çekmemiştim. Alaska'nın Peşinde. Sonuyla beni büyüleyen kitaplardan bir tanesidir. Warcross'un ikinci kitabı olan Wild Card. Warcross'tan 20 kat daha iyi bulduğum, hatta bir ara sizlere bunun kusursuz olduğunu söylemiştim. Henüz okumaya fırsat bulamadığım Son ve Ötesi kitabı. Bu kitap hakkında çok iyi şeyler duymadığım için bir türlü okumaya başlamadım açıkçası. Aykırılar serisinden Gece kitabı. Bu da bir ara çok ucuzdu, o yüzden bütün booktuber'lar aldı ama ben bunu okumaya ne yazık ki vakit bulamadım. Taht Oyunları. 2 yıl önce okumaya çalışıp çok da severek okuduğum bir kitap olmamıştı. O yüzden yarım bırakmıştım fakat yakın zamanlarda yine okumayı düşünüyorum. Ölüme Fısıldayan Adam. En sevdiğim günümüz Türk yazarları kitaplarından bir tanesidir. Yüce Zeray'ın Mima kitabı. 13 Reasons Why. Ben bunun dizisini aslında izlemeye çalışmıştım fakat çok sevememiştim. O yüzden İngilizce kitabını aldım okumak için. Biraz yavaş ilerlediğini düşündüğüm bir distopik seri olan Karanlık Zihinler, Buz Kapanı ve Ateş Çemberi. Ateş Çemberi'ni okumadım. Neruda'nın Postacısı. Bu kitabı gerçekten çok seviyorum. Özdemir Asaf'ın Yalnızlık Paylaşılmaz kitabı ve Cemal Süreyya'nın Yüz Aşk Şiir kitabı. Bunların üçünü de okudum ve üçü de benim için çok güzel kitaplardı. Bu rafla birlikte renkli kitaplarıma geçmiş bulunuyoruz. Burada herkesin pahalılıklarıyla bildiği daha çok Illuminate serisi var. Illuminate 1, Gemina 2. kitabı. Bunu eğer kanalımı uzun süredir takip ediyorsanız Gemini olduğunu bilirsiniz. Ve Obsidio 3. kitabı. Henüz Obsidio'yu okumaya vakit bulamadım. Fakat bu ikisi arasından da en sevdiğim Gemini olmuştu. Replika kitabı. İki farklı karakterin bakış açısından okuduğumuz aynı hikayeyi anlatıyor. Ancak bu açıdan benim çok eğlenebildiğim bir kitap olmadı. Her ne kadar farklı bulsam da. Ve bu yüzde bu şekilde. Binbir Gece Masallarından uyarlama olan Gazap ve Şafak kitabı. Çok sevdiğim yazarlardan biri olan John Green'in Kıyattan Kentler. Gazap ve Şafak'ın ikinci kitabı olan Gül ve Hançer. Bu kitabı da gerçekten çok sevmiştim. Sonunu çok klasik bulsam da Hayatın Kıyısında. Okurken çok etkilendiğim Mucize kitabı. Yine çoğu kişinin bu kitabı bilmiş olması gerekiyor. John Green'in Aynı Yıldızın Altında kitabı. Ada serisi birinci kitap.
Ada serisini bana çok soruyorsunuz. Çok sevdiğim bir fantastik seridir aslında ama ilk kitabında çok fazla aşk olduğunu düşünüyorum. Öyle ki fantastik unsuru yani gerçekten çok önüne geçmişti. Bu açıdan biraz hayal kırıklığıydı ama zaten devamında ikinci kitabında bahsedeceğim. Günümüz yazarlarından en sevdiklerimden bir tanesi Elmal Turta ve Ay Çöreği kitapları. Ay Çöreği birinci kitap, Elmal Turta ise ikinci kitap. Büşra Yılmaz'ın 4N1K kitabı. Çok sevdiğim, çok eğlendiğim bir kitaptır ama içinde bir takım sevmediğim şeyler de olmuştu. Yani çok bayıldım denemez. Ashley Paston'ın Giy Kerele kitabı. Bu kitap bir ara çok ünlüydü ve ben gerçekten çok seviyorum. Kanalımda da yorumu var. Aşk ve Dondurma İtalya'da geçen çok tatlı bir aşk hikayesidir. Anna Lola ve Aile Üçlemesinden Ana ve Fransız Öpücüğü, Lola ve Komşu Çocuk, Aile ve Mutlu Son. Her ne kadar Lola önce çıksa da serinin sırası bu şekildedir ve benim en sevdiğim kitabı da Ana ve Fransız Öpücüğü. Henüz okumadığım fakat bana çok tatlı bir takipçimden hediye gelmiş olan Fangirl kitabı. Çünkü biz karıncayız kitabı. Geçen videoda bu kitabı sevmediğimi söylemiştim ve belirtmiştim ki bu kitap LGBT konulu bir kitap. Ve herkes anlamış ki sevmeme nedenim LGBT olması ama böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Sadece kitap çok yavaş ilerlediği için bunu yarım bırakmıştım. Güneş Yıldız'ın Hayalet kitabı. Ve kitaplığımın en değerli kitaplarından bir tanesi olan Hayalet Kalp. Bunu gerçekten çok seviyorum ve hepinize öneriyorum. Beyza Alkoç'un 3391 kilometre kitabı. Çok sevdiğim bir kitap olmamıştı ama kötü bulduğum bir kitap da değildi. Beni bir tık hayal kırıklığına uğratmış olan 4N1K2 kitabı. Birinci kitabını tamamen telafi etmiş olan ve benim bayılarak okuduğum Ada Sırlar Çözülüyor. Ada serisinin ikinci kitabı. Şu anda da üçüncü kitabını okuyorum. Çok güzel gidiyor ama bir türlü zaman bulamadım ya da bulduysam da okuyamadım. O yüzden o da şu an burada yok. Kaçış. Ve Kaçış'ın birinci kitabı olan Uyanış. Uyanış'ı sevmiştim fakat Kaçış'ı henüz okumadım. Şimdi de renkli kitaplara bir ara verip beyaz kitaplarına devam ediyoruz. John Green'in ilk kaç kitabı. Ne yazık ki ben bunu çok umutlarla okumuştum. Okumaya başlamıştım ama beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yani yine yabancı yayınların en sevdiğim kitaplarından bir tanesi olan Warcross kitabı. Ne yazık ki pek severek okumadığım, hatta en sevmediğim kitaplar arasında gösterdiğim Gözlük kitabı. Ve biliyorum aşağıya neden Gözlük'ü sevmedim, Gözlük mükemmeldir yazacaksınız ama zevkler ve renkler diyelim. 99. gün kitabı. Tam reading slump'a uygun bir kitap olduğunu duymuştum ancak bir türlü okuyamadım. David Levithan'ın her gün başka birinin bedenine giren bir çocuğu anlattığı Her Gün kitabı. Sevdiğim Tüm Erkekler serisinin birinci kitabı. Sevdiğim Tüm Erkeklere. Devam kitabı olan Seni Hala Seviyorum. Not Seni Hala Seviyorum. Ve beni hayal kırıklığına uğratan üçüncü kitabı şimdi ve son zedek Lara Jean. Daha çok babasının aşk hayatıyla ilgili olduğunu düşünüp ne yazık ki hayal kırıklığına uğramıştım. Yine John Green'in en sevdiğim kitabıdır. Kaplumbağa Kabuğunda Dünya. Benim için anlatımı muhteşemdi. Yine çok bayılarak okuduğum Eleanor ve Park kitabı. Bende çok büyük bir etki bırakan, kızdığım, ağladığım, mutlu olduğum Senden Önce kitabı. Kolum ağrıdı ya. Samantha Hunt'ın Tesla'nın Kutusu. Bu kitabı açıkçası çok merak ediyorum ve bana bir şeyler katabileceğini düşünüyorum ama bir türlü başlayamadım. En sevdiğim kişisel gelişim kitabı olan Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır. Tufan Çapar'ın Lagün'ün Çağrısı kitabı. Genç Timaş Yayınları'nın en sevdiğim kitaplarından bir tanesi olan Canım Arkadaşım kitabı. Hem anlatımı hem de içerisindeki hikaye gerçekten çok yüreğinize dokunacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bağımsızlık Benim Karakterimdir. Bir de klasik kitaplarla devam etmek gerekirse Halil Cibran'ın Vermiş kitabı. Franz Kafka'nın Aforizmalar kitabı. Franz Kafka benim için gerçekten çok sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. Stephen Zweig'ın Korku kitabı. Bu kitaba bayılıyorum. Stephen Zweig'ın Olağanüstü Bir Gece kitabı. Yine Stephen Zweig'ın Satranç kitabı. Yine Stephen Zweig Bir Çöküşün Öyküsü kitabı. Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabı en sevdiğim klasiklerde ilk üçe mutlaka girer. Stephen Zweig'ın Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Ne yazık ki pek sevmediğim bir kitap olmuştu ve siz bu açıdan beni bayağı darlamıştınız nasıl bir kitabı sevmezsin diye. Okumayı çok istediğim Muhteşem Gatsby kitabı. Raff'ın son kitabı da Küçük Prens. Kaç kere okuduğumu gerçekten bilmiyorum. Ve yine biraz daha renkleniyoruz. Çocuk öğretmenim olan Özlem Dertsiz'in Şimdi Gitsem Güz kitabı. Bu öğretmenimi gerçekten çok seviyorum. Beni yazmaya başlatmıştı. Ve eğer bu videoyu da izliyorsa ona gerçekten çok teşekkür ederim. Onun sayesinde yazmaya başladım ve benim en büyük ilham kaynağım odur. Evet, iki tane manga olan Tokyo Ghoul 1 ve Tokyo Ghoul 2. Yine Genç Timaş'tan Çamur Çocuk kitabı. Basımı çok farklı olan, bu açıdan özellikle çok çok hoşuma giden bir kitaptı. Hikayesini de sevmiştim. Demin bahsettiğim öğretmenin babası olan Necdet Tezcan'ın Kuşluktan Esintiler kitabı. İki tane Hasan Ünlü Yücel klasiklerinden göstereceğim. Bir Romeo ve Juliet zaten hepimizin bildiği. İkincisi de Montaigne'in Denemeler. Özellikle Denemeler başucu yapmalık ve yatmadan önce birer birer okuyabileceğiniz denemelerden oluşan çok güzel bir kitap. Fakat bir oturuşta belki size sıkabilir. Fareler ve İnsanları eminim pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Benim de çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Yine bayılarak okuduğum Çizgili Pijamalı Çocuk. Şeker Portakalı. Şeker Portakalı her ne kadar yasaklanmış olsa da benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesidir. Burada 4 tane şiir kitabı var.
var. Bunları göstereceğim. Özdemir Asaf 9'a kadar 10. Gülten Akın'ın Deli Kızın Türküsü kitabı. Edip Cansever'in Geçmiş Bulundum. Ve Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Varken Gülüm kitabı. Yine Genç Timaç'tan çıkarken yüreğinizi çok ısıtacağını düşündüğüm bir hikaye olan Çikolataca Konuşur Musun kitabı. Yine Genç Timaç'tan aşırı okumayı isteyip bir türlü okuyamadığım Karışık kitabı. Aynı zamanda içimdeki müzik kitabının da yazarıdır. Buraya karışmış olan bir Hasan Ali Yücel klasiği daha, Dorian Gray'in Portresi. Ben de ön okuması olan Nevermore kitabı gerçekten bayılarak okumuştum ve ikinci kitabı için şu an sabırsızlanıyorum. Alden Dare'in Sıra Dışı Renkleri. Frank Herbert'in Dune kitabı. Dune serisinin ilk kitabı şu anlık bende var. Fakat birazcık gözümü korkutuyor desem yalan söylemiş olmam. Henüz başlayamadım ne yazık ki. Su Adamı kitabı. Bu kitabı gerçekten bayılıyorum. En sevdiğim bilim kurgu klasiklerinden bir tanesidir. Her ne kadar çok fazla okumamış olsam da. Özellikle içindeki karakterlerle sizi büyüleyeceğine adım kadar eminim. Genç Timaş'ın belki de en sevdiğim kitabı olan Liste kitabı. Bunu pek çok videoda sizlere önerdim. Kırık Kalpler Reçetesi. Yine Genç Timaş'tan henüz okumaya vakit bulamadığım Genesis ve Oasis kitapları. Bunun yazarının çok küçük olmasıyla özellikle biliyorum ve bu açıdan ilgimi çok çekiyor. Dizisini izlemiş olduğum The 100 kitabı. Çok kolum ağrıdı. Nilüs'te bir hafta. Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe. Tess Gerrits'in çok popüler kitaplarından bir tanesi olan Yörünge kitabı. Ve en sevdiğim kitaplardan bir tanesi olan Nefretimi Alamayacaksınız. Siyah kitaplara tekrardan dönüş yapacak olursak burada en sevdiğim mangalardan bir tanesi olan Uzumaki. Yine çok sevdiğim çizgi roman serisi olan Dörtlerin İmzası. Sherlock Holmes serisi Dörtlerin İmzası. Kızıl Dosya, Korku Vadisi ve Baskerville Laneti. Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları serisinden Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları. Ve ikinci kitabı olan Ruhlar Kütüphanesi. Çok popüler olan Kitap Hırsızı kitabı. Kurtlara Söyle Eve Döndüm. Postacı kapıyı çalmayacak. Daha sonrasında yine çok ucuz fiyatlara BKM'den almış oldum. Sizlere 4 kitabı göstereceğim. Yine Aykırılar serisinden olan Karmaşa. Bizim Kasabadan Aşk Hikayeleri. Asla Asla ve Tılsımlı Prenses. Bunların 4'ünü de 3'er liraya almıştım. Burada Momo kitabı var. Momo kitabı da yine herkesin çok çok bayılarak okuduğu kitaplardan bir tanesidir. Çokça da yorumunu duymuştum zaten. Merlin kitabı. Bunu benim en yakın arkadaşım Sıla çok seviyor. Bütün serisini neredeyse okudu. Ergünlükler serisinin birinci kitabı olan Cinder. Ergünlükler serisinin ikinci kitabı olan Scarlet. Üçüncü kitabı olan Cress. Ara kitaplardan bir tanesi olan Levana. Ara kitaplardan bir tanesi değil hatta. Ara kitap olan Levana. Ölüme Fısıldayan Adam'ın devam kitabı olan Kibrit Çöpü Mezarlığı. Bunda yine bir yorumu var. Kanalıma göz atabilirsiniz. Ölümcül Oyuncaklar'ın ilk kitabı olan Kemikler Şehri. Bunda da yine okurken çok eğlenmiştim. Ölümcül Oyuncaklar serisinin devam kitabı olan Küller Şehri. Yine aynı serinin 3. kitabı olan Camlar Şehri. Çokça duymuş olduğunuzu tahmin ettiğim Paulo Coelho'nun Simyacı kitabı. En sevdiğim serilerden biri olan Percy Jackson'ın 1. kitabı olan Şimşek Hırsızı. 2. kitap olan Canavarlar Denizi. 3. kitap olan Titan'ın Laneti. 4. kitabı olan Labirent Savaşı. Ve ilk serisinin son kitabı olan Son Olimposlu kitabı. Yine bu serinin yan kitaplarından bir tanesi olan Yunan Tanrıları kitabı benim için okuması çok eğlenceliydi. Stephen Zweig'in çok okumayı istediğim ancak henüz okuyamadığım kitaplarından biri olan Freud. Yine Percy Jackson'ın yan kitaplarından bir tanesi olan Melez Dosyaları. Küçük Prens'in İngilizce versiyonu olan The Little Prince. Okuduğum ancak ne yazık ki sevmediğim, daha doğrusu yarım bıraktım. Öğretmenimizin biraz zoruyla okumaya çalıştım. Buket Uzuner'in Kumralada Mavi Tuna. Ozan Bidol'un Hikayeleri. Çağlar Boyu Quidditch. Atilla İlhan, Ben Sana Mecburum. Stephen Hawking'in Kara Delikler kitabı. Bunu da çok büyük bir zevkle hemencelik okumuştum. Hüseyin Yurttaş'ın Çanakkale İçin'de kitabı. Burada muhtemelen ismini pek duymadınız. Birkaç tane daha şiir kitabı. Ve tabii ki bu bir şiir kitabı değil. Frankenstein İngilizce hali. Bayılarak okuduğum Pete kitabı. Molly Pim adındaki bir kitap. Bu kitabı açıkçası ne zaman aldığımı gerçekten hatırlamıyorum. Belki de çağının kitabıdır. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı. Çok sevdiğim romanlardan bir tanesidir. Küçük Mutluluklar Pastanesi. Çilek Kokulu Masallar bu çağının kitabı. Hakan Mengüç'ün Ben Neyim, Aslan Kız, Özdemir Asaf'ın Lavine kitabı ve Ercan Doğan'ın Yüreğimdeki Çizikler adındaki kitapları var. Bu kitapları benim kitaplarım değil açıkçası. O yüzden gösterme gereği duymadım. Son olarak burada bir tanesi yarışmadan, bir tanesi de okuldan olmak üzere iki tane plaketim var. Ve bu rafta da çağının kitapları var. O yüzden bunları göstermeyeceğim. Ve bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma göz atıp diğer videolarımı izlemeyi ve aşağıdaki butondan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, okur kalın. Hoşça kalın.